Dünya, tarih boyunca sayısız canlıya ev sahipliği yaptı. Ama bazıları artık aramızda değil. Onlar bir zamanlar gezegenin hakimi, ormanların sesi, okyanusların devi oldular. Fakat hepsinin ortak bir kaderi vardı. İnsan eliyle yok oluş. Peki biz gerçekten doğanın parçası mıyız? Yoksa en büyük düşmanı mı? Bugün, insan müdahalesiyle sonsuza dek kaybettiğimiz canlıların hikayesine bakacağız. Ve belki de gelecekte aynı hataları tekrarlamamak için ders alacağız. Yaklaşık 3 metre boyundaki dev primat Gigantopithecus, 300 bin yıl önce Asya ormanlarında yaşıyordu. Onların yok oluşunda en güçlü neden iklim değişimi ve ormanların küçülmesiydi. Çünkü bambuya bağımlıydılar ve yiyecek bulmakta zorlandılar. Ancak bir ihtimal daha var. Aynı dönemde bölgede yaşayan Homo erectus ile karşılaştılar. İlginçtir ki fosillerinin çoğu mağara tabanlarında bulundu ve genellikle dişlerden ibaret. Bu durum erken insan türlerinin onları avlamış olabileceğini düşündürüyor. Doğrudan bir kesik izi kanıtı olmasa da bilim insanlarına göre insan baskısı yok oluş sürecini hızlandırmış olabilir. Gigantopithecus'un hikayesi bize kesin kanıtlar sunmasa da insan etkisinin ihtimalini düşündürüyor. Şimdi rotamızı Madagaskar'a çeviriyoruz. Burada günümüzdeki lemurların atası sayılabilecek ama onlardan kat be kat büyük bir tür yaşamıştı. Dev tembel lemur. Yaklaşık 200 kilo ağırlığa ulaşabilen bu hayvan, ağaçlarda değil, yerde dolaşan ve yapraklarla beslenen devasa bir otoburdu. On binlerce yıl boyunca adanın ekosisteminin dengeli bir parçasıydı. Ancak insanlar Madagaskar'a ulaştığında tablo değişti. Avcılık, yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve kaynak rekabeti bu türün varlığını giderek zorlaştırdı. Sonunda dev, tembel lemurlar tamamen yok oldu. Bugün yalnızca kemik kalıntıları ve yerli halkın efsanelerinde kalan gölgeleriyle varlıklarını hatırlıyoruz. Madagaskar'ın ormanlarında yok olan dev tembel lemurlar, bize insanın doğayla ilk temasının nasıl sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Ancak bu hikaye sadece ormanlarla sınırlı değil. Şimdi de okyanusu aşıp Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Burada neredeyse 3,5 metre boyuna ulaşabilen devasa kuşlar yaşıyordu. Moalar. Uçamıyorlardı ama uzun boylarıyla ağaçların yapraklarına rahatlıkla erişebiliyorlardı. On binlerce yıl boyunca yalnızca doğal düşmanlarıyla, yani kartallarla denge içinde yaşadılar. Fakat insanlar adaya geldiğinde her şey değişti. Moalar hem etleri hem de tüyleri için yoğun şekilde avlandılar. Çok kısa bir sürede nüfusları tükendi ve birkaç yüzyıl içinde tamamen yok oldular. Moa kuşları, insan etkisinin bir türü ne kadar hızlı ortadan kaldırabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda'nın dev kuşları Moalar, insan etkisiyle kısa sürede yok oldu. Şimdi ise biraz farklı bir kıta ve farklı bir tür. Kuzey ve Güney Amerika'da yaşayan dev etoburlar, kılıç dişli kaplanlar, yani smilodonlarla tanışıyoruz. Smilodon, yani kılıç dişli kaplanlar, Pleistosen çağında Kuzey ve Güney Amerika'nın dev avcılarıydı. Uzun kılıç gibi dişleri ve güçlü ön bacaklarıyla avlanmaları zordu. Kolay lokma değillerdi. Bugüne kadar bildiğimiz örneklerde insanlar doğrudan smilodonu avlamadı. Ancak onların avladığı büyük memeliler, örneğin bizonlar, gergedanlar ve mamutlar, insanlar tarafından yoğun şekilde tüketildi. Bu durum smilodonun yiyecek kaynaklarını ciddi şekilde azalttı ve dolaylı olarak yok oluşlarını hızlandırdı. Şimdiye kadar gördüğümüz örneklerin aksine, bu bir etobur avcı ve hayatta kalması daha zorlu bir türdür. İnsan etkisi ise dolaylı ama sonuçta kaçınılmaz olmuştu. Smilodonlar avladıkları büyük memelilerin kaybıyla yok oldu. Peki ya avcı yerine avın kendisi hedef alındığında ne olur? İşte bu sorunun cevabını buzulların devleri ve insanın en büyük etkilerinden biri olan mamutlarda göreceğiz. Bu devasa otoburlar, soyu tükenmiş en ikonik Pleistosen türlerinden biri.
İnsanlar doğrudan mamutları avlamış olsa da asıl yok oluş sebepleri hem yoğun avcılık hem de iklim değişimiydi. İnsanlar etleri ve fil dişleri için binlerce yıl boyunca mamutları hedef aldı. Aynı zamanda iklimin ısınması ve yaşam alanlarının daralması bu devlerin hayatta kalmasını zorlaştırdı. Mamutlar geçmişteki örneklerden farklı olarak büyük, savunmasız ve otobur olmaları nedeniyle yok oluş sürecinde daha savunmasızdı. Bugün geriye yalnızca fosiller ve buzullarda donmuş kalıntıları kaldı. Geçmişin devlerinin sessiz tanıkları olarak duruyorlar. Mamutların yok oluşu, insan etkisinin en büyük devleri bile nasıl savunmasız bırakabileceğini gösteriyor. Bugüne kadar gördüğümüz tüm örnekler, doğaya müdahalenin sonuçlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Dodo kuşlarından dev tembel lemurlara, moalardan kılıç dişli kaplanlara ve mamutlara. Hepsi bize bir ders veriyor. İnsan faaliyetleri, farkında olsak da olmasak da ekosistemleri derinden etkileyebiliyor. Geçmişte yapılan hataları anlamak, bugün ve gelecekte daha bilinçli adımlar atmamızı sağlayabilir. Peki sizce, gelecek nesiller hangi türleri yalnızca hikayelerden tanıyacak? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.